Sormak Lazım'ı sunar. Mutlu akşamlar. TV2 ekranlarında yine bir Sormak Lazım programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bugün önemli bir günde sizlerle buluşuyoruz. Önemli bir konuğumuz var. Siyaset konuşacağız. Bu akşam İYİ Parti Başkanı Sayın Ekrem Şentürk bizlerle birlikte. Hem ülke gündemini konuşacağız hem ordu gündemini konuşacağız. Dediğimiz gibi konu siyaset, İYİ Parti'nin hedeflerini konuşacağız. Bazı gündemdeki iddialar var. Hepsini Sayın Şentürk'e soracağız ama bugün önemli bir gün dedik. 24 Kasım başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit öğretmenlerimizi eğitime gönül verip ömrünü eğitim için adayan ve feda eden, ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi ve görevlerini layıkıyla yerine getirmeye devam eden tüm öğretmenlerimizi saygıyla, minnetle, şükranla anıyoruz. Öğretmenler Günü tüm eğitim camiasının kutlu olsun diyoruz ve Sormak Lazım'a başlıyoruz. Sayın Şentürk de aynı zamanda geçmiş dönemlerde uzun yıllar öğretmenlik yapmış evet. bir isim. Sizin de Öğretmenler Gününüzü kutluyoruz efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olasınız Meltem Hanım. Ben de başta baş öğretmen Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi ve şehit öğretmenlerimizi hasreten ve hayatta mesleğine devam eden ve emeklilik hayatını süren öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Rabbim onların sağlık, huzur içerisinde ömür sürmelerini nasip eder inşallah. İnşallah diyelim Sayın Şentürk. Öğretmenler bizim göz bebeğimiz. Değil onlar mi? Var olsunlar. Onlara çok minnettarız. Evet. Öğretmenler bu ülkenin ışığı, bu ülkenin geleceği, yarınları. Biz onları çok seviyoruz. Sevmemiz gerekiyor. Çünkü bir milletin ve geleceğin mimarı millet nezdinde öğretmenlerimizin üzerinde bir yüktür. Ve bu yük öğretmenlerimizle geliştirilir, hakkı verilir. Ülkeye büyük hizmetler yapılabilirse o ülke ve milletin geleceği aydınlık olur. Refaha daha erken, daha tez ulaşabilir. Onun için bütün öğretmenlerimizi, yaşayanları yine saygı, sevgi, hürmetle anıyoruz. Evet, Hazreti Ali'nin dediği gibi bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi oluruz. Bu kadar da kıymetini belli eden hadislerimiz, evet. sözlerimiz var öğretmenlerle ilgili. Bilmemiz gerekiyor ama öğretmenlerimizin bugün sosyal haklarının, efendim geçim şartlarının Türkiye şartlarında ne kadar zor olduğunu da farkındayız. İnşallah İYİ Parti iktidarı döneminde biz öğretmenlerimize gerekli olan özeni gösterip haklarını teslim edeceğiz inşallah. Rabbim bizlere İYİ Parti olarak o günleri bize nasip eder. Biz de bu vermiş olduğumuz sözlerin altında kalmayız inşallah. Bu mümkün. Türkiye'nin kaynakları ve ekonomik kazanımlarını yerinde kullanabilirsek bu mümkün. Evet, eğitim camiamız evet, başta olmak üzere ekonomide herkesi çünkü memnun edebiliriz diyorsunuz. Edebiliriz. Yani niye Meltem Hanım? Çünkü bizim geleceğimiz öğretmenler. Ülkeyi inşa eden öğretmenler, yarınlara ışık tutan öğretmenler, her birimizi eğiten, bilgilendiren öğretmenler. Biz eğer bunların hakkını, hukukunu koruyamaz, onların yaşam standardını yüksek tutamazsak biz bilgi birikimlerinden faydalanamayız ve böylece çorak bir ülke olur, verimsiz bir ülke olur, gelişmemiş bir ülke olur. O zaman yarınları elde edemeyiz. Onun için mutlaka hak ettikleri öğretmenlerimizin hakkını mutlaka teslim edip onları onur etmek, onların duasını almak mecburiyetimiz. Evet, Öğretmenler Günü'yle hızlı bir giriş yaptık ama Sayın Şentürk, kısaca biraz sizi tanıyalım istiyoruz. Elbette ki siyasetteki varlığınız, uzun süredir süren programlar,
Sizi tanıyanlar mutlaka vardır ama belki ilk defa Sormak Lazım programında sizi görenler de vardır. Kısaca Ekrem Şentürk kimdir? İyi Parti İl Başkanı olarak siyasette hedefleri nelerdir? Siyasetle evet. Ne zamandır meşguldür? Biraz Ekrem Şentürk'le başlayalım isterseniz. Teşekkür ederim Meltem Hanım. Ben 1958 Gölköy doğumluyum. İlkokulu kendi doğduğum köyümde şu anki adıyla Güzel Yurt. Diğer bir lakabı da Hapan geçer. İlk öğretim eğitimimi kendi doğduğum, büyüdüğüm köyümde gerçekleştirdikten sonra ortaokul kısmını Gölköy Ortaokulu'nda bitirdik. Lise kısmını Zonguldak Çeliker Lisesi'nde bitirdikten sonra Eskişehir Eğitim Enstitüsü'nde Türkçe bölümünden 1980 yılında mezun oldum. 81 yılında Bursa Büyük Orhan Lisesi'nde ilk görevime, öğretmenlik görevime başladım. 84 yılında Gölköy'e eş durumundan atanmam gerçekleşti. 90'ın sonuna kadar Gölköy Lisesi'nde öğretmenlik ve idarecilik yaptıktan sonra bugünkü yaptığım işle ilgili iş hayatına atılmak üzere istifa ettim ve şu an enerji sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Evet. Hayat devam ediyor. Peki siyasete ne zaman başladınız? İyi Parti ile hikayeniz ne zaman başladı diyelim? Meltem Hanım, aslında bizim nesil, bizim kuşak Türkiye meseleleriyle bizim yaşadığımız, eğitim aldığımız dönemlerde her bir birey, bu ülkenin her bir evladı mutlaka bu ülke meselelerine duyarlıydı. Ülkenin gündemiyle ilgili, geleceğiyle ilgili kaygıları, düşünceleri, önerileri, çabaları var idi. Biz de 75'li, 74'lü yıllarda biz bu işe öğrencilik yıllarımızda duyarlı olmaya çalıştık. Öğrenci fikir hayatlarının içerisinde bulunduk. Üniversite hayatımızda bu süreci takip ettik. 90'ın sonunda öğretmenliği bırakınca ben Gölköy'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe başkanlığı vazifesini aldık. 91'den 94 yılına kadar o vazifeyi icra ettikten sonra 94 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nden Gölköy'den İl Genel Meclis üyesi seçildim. 95 yılında 5 yılın sonunda milletvekilliği Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekilliği adaylığım sürecini yaşadık. Akabinde tekrar bir sonraki seçimde tekrar adaylık sürecimiz oldu. 2002'ye kadar Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde Türk siyasi hayatının ve millet düşüncesinin temsilcisi olma anlamında mücadele ettik. Ülkücü gelenekten geliyoruz. Ülkücü anlayışa sahibiz. 2002 yılında Devlet Bey'le hukuk olan bir insandım. 2002 yılında bizzat Sayın Devlet Bahçeli Bey'le bir saat sohbet ederek, randevu alarak kendisiyle siyaset yapmayacağımı, ondan sonraki süreçte İyi Parti kurulana kadar 18 yıllık bir zaman diliminde herhangi bir siyasi partide, herhangi bir platformda siyaset yapmadım. Sadece bu ülkeyi seven, bu ülkenin değerlerine inanmış, millet sevdalısı, bayrak, ezan sevdalısı bir birey olarak, vatan evladı olarak ülkeyle ilgili kaygılarımızı iş yerimizde, sohbetlerimizde, aile toplantılarımızda, ziyaretlerimizde mutlaka Türkiye gündemini takip ettik. Ama aktif bir siyasi hayatımız olmadı. Hı hı. Haliyle bu süreçte birçok siyasi partilerden siyaset yapmam için teklifler geldi. Yoğun teklifler de oldu. Ancak kendimi ifade edebilecek, beni tamamlayacak, benim çalışma azmimi kamçılayacak herhangi bir siyasi yapı görmediğim için 18 yıl herhangi bir siyasi hareketin içerisinde bulunmadan bu ülkenin onurlu bir vatandaşı olarak hayatı devam ettirdik. 2017 ve 18 süreçlerinde İyi Parti'nin kuruluş sürecine başlamasıyla birlikte ben birey anlamında, vatandaş anlamında İyi Parti'nin kurulma süreci içerisinde bizatihi
görev almadan birey olarak çaba sarf ettim, destek oldum, fikir beyan ettim. Neticede İYİ Parti kurulur kurulmaz biz İYİ Parti'nin bütün çaba ve çalışmalarının yanında olduk, gönül verdik ve İYİ Parti'nin milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı anlayışı bizi cezbetti. Bizim ana düşüncemizde bu milletin bir evladı ve bir bireyi olarak temelde biz bu milletin ebed müddet olması, siyasi ve ekonomik anlamda dünya standartlarının üzerinde temsil edilen onurlu bir millet olması amacıyla yola çıkmış bir partinin içerisinde bizim üzerimize düşen neyse biz onu yapmaya çalıştık. İlk kuruluş yıllarında Meltem Hanım, aslında herhangi bir partide teşkilat anlamında, görev anlamında bir görev talebimiz olmadı. Bu yıl içerisinde Temmuz ayında Ordu'da yapılan İYİ Parti Kongresi'nde arkadaşlarımızın, kanaat önderlerimizin, parti vicdanının, arkadaşlarımızın yoğun talebi üzerine bizim aday olmamız istenildi. Biz de arkadaşlarımızın bu taleplerine karşı koymadan, zaten gönlümüz İYİ Parti'nin içindeydi, birebir hizmet görevi verilirse yaparız düsturuyla yola çıktık ve neticede 29 Temmuz'da ilimizde yapılan kongrede delegelerimiz, teşkilatlarımız, ilçe başkanlarımız teveccüh gösterdiler. Bizi il başkanlığı görevine getirdiler. Bundan sonrası içinde biz arkadaşlarımızın vermiş olduğu o görevin mesuliyeti içerisinde bu görevi ifa ederek inşallah orada İYİ Parti'yi çok güzel noktalara getirmenin çabalarını sarf edeceğiz. Bu anlamda bir sıkıntı görmüyorum. Çalışmalarımız da o yönde devam ediyor zaten. Evet, İYİ Parti'nin ildeki çalışmalarını soracağız ama biraz genelden ve İYİ Parti'nin özelinden gitmek istiyorum. Şöyle ki İYİ Parti ile ilgili bazı gelişmeler de yaşandı. Türk siyasetinin yeni bir partisi ama işte partiden ayrılmalar, ihraçlar, kısa sürede olsa bazı aile içi problemleri de var İYİ Parti'nin. Evet. Siz bu süreçleri nasıl değerlendiriyorsunuz ki FETÖ iddiaları da var. Buna vereceğiniz cevapla alakalı FETÖ iddialarını da sormak istiyorum. Şimdi Meltem Hanım, işin ana noktasından olaya bakabilecek olursak, asıl Türkiye gündeminden olaya bakmamız lazım. Türkiye'de partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra Türkiye'de hükümet yanlısı olmayan her insan mutlaka ya FETÖ'cü ya vatan haini ya da vatan düşmanı olarak ne yazık ki nitelendirilmeye başlandı. Evet. Ben bu ülkenin bir evladı, onurlu bir birey olarak bundan çok muzdaribiz. İYİ Parti'nin hiçbir şartta, hiçbir şekilde FETÖ'yle ilgili bir tasarrufu, FETÖ'yle ilgili bir sempatisi, savunması söz konusu değil. Hiçbir İYİ Partili'den FETÖ'cü çıkmaz. Hiçbir İYİ Partili'den vatan haini çıkmaz. Hiçbir İYİ Partili'den serseri çıkmaz. İYİ Parti bu ülkeyi canı kadar seven, en sevdikleri kadar seven ve onu yüceltmek için, ebed müddet olması için mücadele eden bir fikri oluşum içerisinde olan bir partidir. Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi bizim kuruluş felsefemizin ana temel fikriyatı milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı bir anlayışa sahibiz. Türk milliyetçisi olan, bu ülkeyi seven bir insandan FETÖ'cünün çıkması mümkün değildir. Ben bilakis öğretmenlik hayatımda da, iş hayatımda da, siyasi hayatımda da bugüne kadar FETÖ ile ilgili hiçbir sempatimiz olmadığı gibi öğrencilik ve öğretmenlik yıllarımızda da birçok arkadaşımıza bu anlayışın bu ülkeye fayda sağlayamadığını, samimi olmadıklarını, dinin siyasetin emrine verildiğini ifade ederek bu konunun yanlış olduğunu yıllarca ifade ettik.
İYİ Parti'yi FETÖ'yle ilişkilendirenler gaflet içindedirler veya bize iftira atıyorlardır. Bizleri ve İYİ Partilileri FETÖ'yle yan yana koyanlar bir defa düşünüp kendileri aileye baksınlar. İYİ Parti'nin hiçbir mensubu, lideri Sayın Meral Hanım bugüne kadar İYİ Parti'nin temsilcileri, milletvekilleri, teşkilat başkanları, ilçe başkanları ve görevlileri bugüne kadar Türkiye'de FETÖ ile ilgili kurum ve kuruluşlarda yol yürüyüp işbirliği yapmadılar. Bu ülke ne yazık ki bir zamanlar FETÖ'den referans almayan bürokrat olamazdı. FETÖ'den referans almayan memur olamazdı. FETÖ'den referans almayan belediye başkanı olamazdı. FETÖ'den referans almayan milletvekili olamazdı. Biz o dönemlerde de FETÖ'nün karşısındaydık. Bugün de halen o noktadayız. FETÖ bir vatan hainidir. Vatan düşmanıdır. Vatan düşmanlarıyla işbirliği yapmıştır. Üzüldüğüm bir nokta var. Hala o gün onunla yol yürüyenler, onunla saf tutanlar ve onunla birlikte makam mevki sahibi olanlar bugün bizlere ve bizim gibilere iftira atar duruma geldiler. Biz bundan dolayı çok üzülüyoruz. Biz vatan sevdalısıyız, millet sevdalısıyız. Asla bu ülkeye zerre kadar zarar verebilecek herhangi bir kurum, kuruluş veya bir cemaatin yanında olmamız hiç mümkün değil. Biz bu ülkeyi sevmenin bedelini bizim kuşak ve bizim gibiler çok ağır ödedik. Evet. Ve halen o noktadayız, o noktada duruyoruz. Bize o konuda hiçbir kimsenin laf söyleme haddi de değildir, yetkisi de yoktur. Evet, siyasi anlamda bu iddialar yöneltilirken acaba sahada vatandaş nezdinde durum ne? Yani hiç sahaya çıktığınızda böyle düşünen bir vatandaşla tepkiyle karşılaşıyor musunuz? Halk bu iddiaları nasıl yorumluyor? Meltem Hanım, inanın sahada anormal bir şekilde vatandaşımız sevgi seli oluşturmuş. Bunu kamuoyunda görmezden gelenlere sesleniyorum. Vatandaş bizi kucaklamaya başladı. Evet. Vatandaş bizim yaptığımız kurultayla birlikte bizim genel merkezimizin geliştirmiş olduğu millet bizi çağırıyor sloganıyla sahalarda durmadan dolaşmaya, vatandaşa ulaşmaya çalışıyoruz. Her bir birey, her bir toplum, cemaatle görüştüğümüz zaman, insanlarla görüştüğümüz zaman hepsi bizi sevgi ve muhabbetle karşılıyor. Hiçbir şekilde bize bu tür soruları yöneltmiyorlar. Bizim bu ülkeyi çok sevdiğimizi vatandaşımız anlar oldu. Biliyor, şahit oldu. O anlamda hiçbir sıkıntımız yok. Ve de ısrarla vatandaş bize şunu ifade ediyor. Bizzat sahada İYİ Parti'nin il başkanı olarak görüştüğümde birebir sohbetlerimizde, toplu sohbetlerimizde halkımız bize şunu diyor. İnşallah bu dönem sizinle beraber iktidarı değiştireceğiz. Siz bu memleketin geleceğini inşa edeceksiniz. Biz size güveniyoruz. Biz size mutlaka ilk seçimlerde yetki ve görev vereceğiz. Mutlaka bu yetki ve görevin hakkını verebileceğinize inanıyoruz. Bu konuda Sayın Genel Başkanımıza güveniyoruz. Ona bizden selam söyleyin diyen insan sayısı gün geçtikçe çoğalıyor, çoğalmaya da devam ediyor. Yani bizim halkla ilgili, halkın bizimle ilgili herhangi bir tereddütü, herhangi bir endişesi, herhangi bir kaygısı kalmamıştır. Neticede biz yeni bir parti kurduk. Evet. Yani 3 yıllık bir partiyiz Meltem Hanım. 3 yılda biz bu partiyi kurarken bugünkü ceberrüt zihniyet yeni bir yol, yeni bir yöntem, yeni bir alternatif olmasını engelleme adına bütün yapıları sindirdi, bizi de sindireceğini düşündü. Yani yolumuzu kestiler. Elektriğimizi kestiler. Suyumuzu kestiler. Salon vermediler. Biz ne yaptık? Dışarılarda toplandık. Tarlalarda toplandık. Bahçelerde toplandık. Ama mutlaka ve mutlaka halka ulaşmayı başardık. Parti kuramazsınız dediler. Kurduk.
Allah'a hamdolsun. Mecliste girip grup kuramazsınız dediler. Onu da başardık. Ama millet desteğiyle başardık haliyle. Biz artı devam edemezsiniz, dağılırsınız dediler. Şükürler olsun şu an Türkiye'de tek büyüyen parti, her gün oy oranını artıran bir parti var. O da İyi Parti. Bunu dost da söylüyor, düşman da söylüyor, halk da biliyor. Sayın Genel Başkanımız Türkiye'de tek siyasi parti lideri olarak her gün esnafı, halkı dolaşarak birebir dinliyor bu halk. Halkın dertleriyle hemhal olarak çözüm yolları noktasında kafa yoruyor. Fikir geliştiriyor ve de halkı kucaklıyor yani. Bundan ötesi yok ki. Meltem Hanım, neticede biz halkla birlikte yol yürüdükçe halk bizi tanıdı. Bizi tanıtmamak anlamında basında, yayında, medyada yollarımız kesildi. Var kesiz. Biz halk sevdiğini, istediğini, sevdalı, biz sevdalıyız. Halkın sevdalısıyız. Halk sevdalısını buluyor. Biz onlarla buluşuyoruz. Onlarla yol kat edeceğiz. Halkımız bu zor günlerden geçiyor bu ülke olarak. Madden, manen, ekonomik anlamda, hastalık anlamında, pandemi anlamında da. Biz mutlaka bu halkın yarasını saracağız. Evet. Yeni bir nesil, yeni bir anlayış, yeni bir parti bu gerçeğin farkında. Bize güvensinler, bize inansınlar. Biz bu konuda kararlıyız, azimliyiz, gayretliyiz. Mutlaka ve mutlaka ne pahasına olursa olsun bütün enerjimizi, emeğimizi halktan yana kullanarak halk için ileriye doğru ülkeyi ebed müddet yapma anlamında, sosyal refaha, ekonomik refaha kavuşma anlamında da yol kat edeceğiz. Etmemiz mümkün. Bu ülke zengin bir ülke. Yeter ki kaynakları sağlıklı değerlendirilsin. Çalmadan, çırpmadan, israf edilmeden bu ülke kaynakları her bir bireyin hak ettiği ölçüde dağıtılır, paylaştırılır ise bu ülkenin yarınları aydınlık olacaktır. Bundan emin olsunlar. Mutsuz olmalarına gerek yok. Yarınlar bizi bekliyor. Biz onları aydınlığa kavuşturacağız. İnşallah. Bu anlamda evet, biz söz veriyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi 3 yıllık bir parti olmasına rağmen adından sıkça söz ettirmeyi başarmış bir İyi Parti de var diyebiliriz. Bugün ülkede önemli bir siyasi kitleye de hedef ediyor, hitap ediyor diyelim. Doğru ifade bu olacak. Biliyorsunuz ülkemiz siyasetinde artık partiler değil ittifaklar aslında yarışıyor. Bu anlamda İyi Parti'de Millet İttifakı'nın bir ortağı. Siz bu ittifakları nasıl değerlendiriyorsunuz ki zaman zaman ittifaklar üzerinden de eleştiriler olabiliyor. Önümüzdeki 2023 seçimlerinde ittifaklar arasında sizce bir değişim olur mu? Bu genel siyaset gündemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Meltem Hanım, biz sadece şu an itibariyle Millet İttifakı'nın içerisindeyiz. Aslında biz Cumhuriyet Halk Partisi ile Demokrat Parti ile Refah Partisi ile bir seçim ittifakı yaptık. Yani biz seçim ittifakını paylaştığımız paydaşlarımızla birlikte yol yürüme, millet ve memleket meselelerinde hem fikir olduğumuz müddetçe fikri ayrılığa düşmek söz konusu olmadığı müddetçe vatanın bölünmez bütünlüğü ve geleceği anlamında ittifak sürecimiz devam ediyor. Bu konudaki tasarruf haliyle Sayın Genel Başkanımızın ve parti yöneticilerimizindir. Şu haliyle bu konuda herhangi bir sıkıntımız teşkilat olarak, genel merkez olarak ittifakta herhangi bir sıkıntımız yok. Ama yarın seçimleri geldiği zaman konumlanmalar, duruşlar nasıl olacaktır? O konuda genel merkezimizin kararı bizim için emirdir. Bu anlamda bir sıkıntı yok. Bizim dün bizi seçime sokmamak adına hamle yapanların karşısında bizim ittifak kurma mecburiyetimiz de vardı. Bir noktada biz mecbur da kaldık. Ne yaptılar? Yeni kurulan bir partiyi seçime sokmamak anlamında tezelden erken seçim kararı alarak partiyi seçime sokmamak için çaba sarf edildi. Biz millet adına, demokrasi adına, hak hukuk adına, adalet adına ittifak yoluyla bir çözüm ürettik. Bizim ittifakımızın temelinde seçim işbirliği yatıyor.
Asıl ittifakımızın ana konusu bu. Seçim işbirliği yaptık. Yani yarın Türkiye gerçeğinde ve Türkiye'nin gündeminde oluşacak fikir ortamında da biz bunları mütalaa edeceğiz. Şu an ittifakımızda, ittifak duruşumuzda herhangi bir sıkıntı yok. Bu yolda devam ediyoruz. Yarın ne getirir? Türkiye hangi gündeme girer? Onu bilemiyoruz. Çünkü gündemi çabuk değişen bir ülke, çabuk değiştirilen bir ülke ne yazık ki. Evet. Bugünden yarını çok da kestiremiyoruz. Öyle bir kararsızlar ülkesi haline geldik. Yarınları göremiyoruz. Hiçbir şeyde. Siyasette göremiyoruz. Ekonomide, adalette, hukukta, dış siyasette göremiyoruz. Günlük siyaset değişiyor günde. Günlük fikirler değişebiliyor. Dün beyaz dediklerine mevcut iktidar yarın hemen bir gün sonra siyah da diyebiliyor. Ve onu sonuna kadar da savunabiliyor. Büyük bir fikir kaypaklığı içerisinde gidiyor bu işler. Biz bu işlere çok da alışkın değiliz parti olarak. Biz asıl odaklandığımız nokta yarın bu milleti iktidara taşıyacak. Millet gerçeğini görerek milletin dertlerine çözüm üretebilecek tüm anlayışla birlikte ebed müddet millet noktasındaki fikriyatta hemfikir olduğumuz herkesle yol yürüme şansımız var diye düşünüyorum. Bizim şu anki ittifakla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. O konuda da hiçbir endişemiz de yok. Evet. Çünkü şeyi istiyoruz. Yani tam bütün ittifak mensuplarının istediği geliştirilmiş parlamenter. Oraya gelecektim evet. Ben de tam. Sistem evet. Üzerinde bir geliştirilmiş parlamenter sistem talebi ya da muhalefetin özellikle işte Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti'nin dillendirdiği bir konu. Yine bazı muhalefet partileri de aynı şeyden bahsediyor. Bu sistem olursa Türkiye ne kazanır, Türk siyaseti ne kazanır? Cumhurbaşkanlığı sistemi bu şekliyle gidebilir mi? Meltem Hanım, partili cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gitmediğini yaşayarak öğrendik. Evet. Şimdi bu konuda aksini iddia etmek mümkün değil. 2 yıla yakındır yaşadığımız partili cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu ülkeye merhem olmadığını herkes biliyor. Bunu mevcut sistemi isteyenler de biliyor, halkımız da biliyor. Neticede bu tür bir sistem dünyanın hiçbir yerinde yok. Tamamen yetkiyi bir kişiye veriyorsunuz. 83 milyonluk ülkenin yükünün altından bir kişinin kalkması hiçbir şekilde mümkün değil. Malum olduğu üzere bürokratlarımız, milletvekillerimiz, bakanlarımız Sayın Erdoğan'la başlıyorlar, Sayın Erdoğan'la bitiriyorlar. Ya şimdi öyle bir durum var ki Meltem Hanım, bu ülkede demokrasi ve hukuk devletinden bahsedecek olur isek neticede bir bakanın yetkisinin olması lazım. Karar verebilir olabilmeli. O yetki yoksa bu ülkede hizmet üretebilir misiniz? Yani düşünün ki bir bakan bir millet hayrına, devlet hayrına bir vazife yapacak, bir karar alacak, bir proje yürütecek ve diyor ki acaba bu projeyi Sayın Cumhurbaşkanı yarın bir olumsuzluk olursa bana nedir? Yani asıl sıkıntı burada. Yürümüyor devlet. Devletin organizmaları devlet dışı bırakıldı. Mekanizmalarımız çalışmıyor. Artık bunu görmemiz lazım. Yani bu ülke bir ülke kurumlar bütünüdür. Kurumlar, kuruluşlar devletin bir organı gibidir. Yani bir insanın azalar, el ayağı gibidir devletin kurum ve kuruluşlar. Bunlar sağlıklı çalışmadığı zaman millet huzura kavuşamaz. Millet hayatı huzurlu olmaz. Geleceğimiz güzellikler getirmez. Yani kalkınamayız, ilerleyemeyiz. Bu anlamda biz bir an önce Cumhurbaşkanlığı, partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kurtulmamız gerekiyor. Nedir? Demokrasi, hak, özgürlük, hukukun üstünlüğünü öne çıkaramaz isek, yasama, yürütme, yargı erklerini
çalıştıramaz isek biz totaliter rejime doğru gitmiş oluruz. Bizim düşüncemiz bu. Onun için herkes bir noktadan korkar oldu. Herkes bir noktaya itaat eder oldu. Biz istiyoruz ki bu ülkede hakikate itaat edilsin. Biz istiyoruz ki yasaya itaat edilsin. Yani bir ülkede insan ölümlüdür Meltem Hanım. İnsan ölümlüdür. Sayın Cumhurbaşkanımız yarın öldüğü zaman bu ülke nasıl olacak ya? Biz o zaman bu ülkeyi nasıl yöneteceğiz ya? Yani biz Cumhuriyet'le birlikte kazandığımız değerleri kaybeder olduk. Cumhuriyet'in kıymetlerini, değerlerini kaybeder olduk. Kazanımlarını kaybeder olduk. Eskiden memleketin devlet planlama teşkilatı vardı. Bu ülkede yatırım ne olacak, nasıl olacak, bütçemiz nedir, kaynaklarımız nedir, neye müsaittir diye planlama yapılır. Vatandaşın, milletimizin acil ihtiyaçlarına göre sıralama yapılır, yatırıma dönüştürülürdü. Bugün devlet planlama teşkilatı devre dışı bırakıldı. Yatırılan yatırımların rentable olup olmadığı, verimli olup olmadığı tartışılmadan her kim güçlüyse bu devlette en tepeye, en güçlüye hangi makamda, hangi yerdeyse kim ulaşırsa yapılan yatırım millet hayrına mı, ülke hayrına mı, vatan hayrına mı düşünülmeden bir yerlere başlanılıyor. 3 sene, 5 sene geçiyor. Hayda yanlış yaptık, Allah bizi affetsin. Bu mümkün değil, bu şekilde gitmez. Bu ülkede Meltem Hanım, yani yapılan yanlışların bedelini birileri ödemeli. Yani ben bu ülkeyi yakar, yok eder, zarar verir, milletin 20 yılını, 30 yılını çalarım. Ondan sonra da Allah beni affetsin. Kul ne yapsın? Vatandaş ne yapsın? Millet ne yapsın? Yok böyle bir şey. Yani bu millete bedel ödettirenler mutlaka bu bedelin karşılığını, hesabını vermeliler. Yasa önünde. Hukuk önünde vermeliler. Eğer ki vermiyorlarsa biz bu işi başaramadık. Eyvallah deyip gitmeliler. Millete maliyet getirmemeliler. Milletin üzerinden yüklerini kaldırmalılar. Yani son 10 ayda bu, yani ekonomistlerin dünya ekonomi sistemini yorumlayanların ifadelerine göre 10 yıl içerisinde bir kişinin hatası üzerinden bu ülke kaynaklarından 123 milyar dolar kaybetti. Allah bizi affetsin. Peki asgari ücretlerimizi kim kayırsın? Nasıl karnı dolsun? Memurumuzun karnı nasıl doysun? Esnafımızın açlıkla, yoksullukla perme perişan. Onlar nasıl yesin? Onlar bizi Allah affetsin dediği zaman varıp da esnaftan Allah bizi affetsin, biz hata yaptık. Fırıncı bana bir ekmek verdiği zaman fırından ekmek alabiliyor mu? Hayatın realitesi var. Hayatın gerçeği var. Tamam. Yani biz bu ülkede düşmanlığı, kini beslemiyoruz. Biz bu ülkede herhangi bir siyasi partiye düşmanlık etmiyoruz. Biz bu ülkede demokrasinin, hukukun çerçevesinde millete hizmet edebilmenin yarışını yapıyoruz. Bunun böyle bilinmesi lazım. Yani birileri kalkıyor, onulmaz hatalar yapıyor ve devamında diyor ki Allah bizi affetsin. 10 yıl, 15 yıl FETÖ bu ülkeye zulmetti. Birçok insanın canına mal oldu. İnsanın en kıymetli şeyi nedir? Meltem Hanım, canıdır. Siz insanın canını daha geri getirebilir misiniz? Hayatını, canını çalıyorsunuz. Emeğini çalıyorsunuz. Sokakta bir sürü insan bunun yüzünden aç, susuz. Şimdi siz Banka Asya'ya para yatırdı diye herhangi sıradan bir insanı yargılıyorsunuz, devlet memuru ise açığa alıyorsunuz. Banka Asya'nın genel müdürünü Türkiye'de şu an bürokrasinin en başına getiriyorsunuz. Ben inanmam bu şey. Bu doğru bir yaklaşım değil. Eğer birisi Banka Asya'ya para yatırmakla yanlış işlediyse hukuk önünde, yasa önünde, onu kuran, onun CEO'su, genel müdürü de bu memlekette bedel ödemeli. Biz halkımıza bunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz hata yaparak
yaptığımız hatanın bedelini yasa önünde verebilecek şeffaf bir yönetim istiyoruz. Hukuk istiyoruz, adalet istiyoruz, hakkaniyet istiyoruz. Bu toplum zor şartlarda geçiniyor. Bu toplumu, bu toplumun duygularını bir türlü bastırarak, bir türlü raptu zapt altına alarak yetkisini almak daha da mümkün olmayacak. Olması mümkün değil. Artık ham hayaller peşinde toplum koşmayacak. Koşmuyor. Çünkü toplum bizde biraz sabırlıdır Türk milleti. Meltem Hanım. Sabırdan dolayı bu sabrını, ne yazık ki bu sabrını millet aleyhine kullandılar. Bireyleri öne çıkardılar. Bireyleri öne çıkardılar. Memlekette hırsızlık aldı başını gidiyor. Yani buradan şöyle, ben de bir gül araya gireyim, ekonomiyi sorayım o zaman. Çünkü özellikle ekonomi anlamında sizin de bahsettiğiniz gibi birçok uzman da, siyasi parti liderleri de endişelerini dile getiriyorlar. Türkiye'de ciddi bir ekonomik krizden bahsediliyor ve buna bağlı olarak bir erken seçim gündemi de konuşuluyor. Sizin de zaman zaman hem ülke gündemindeki ekonomik sıkıntılara dair hem de bölgemizde, şehrimizde esnafların durumuna dair açıklamalarınız oluyor. Ekonomi başlığıyla devam edelim. Ekonomiye dair neler söyleyeceksiniz? Meltem Hanım, Rabbim esnafımıza, işçimize, emeklimize, memurumuza yardım etsin. İş adamımıza. Artık ülkede ekonomik kriz değil, ekonomik buhran var. Sürekli bu ülkede, bilhassa 2018'den bu yana ekonomik kriz yoğun bir şekilde aralıksız devam etti. Ancak ülkenin ekonomideki geldiği sıkıntıları milletin gözünden gizlediler. Gizlemeyi bir türlü bugüne kadar başardılar. Bundan sonrasının gitmesi mümkün değil. Yani üretim yok. Adalet yok. Hukuk yok. Hani niçin adaletten de bahsediyorum Meltem Hanım? Adaletin olmadığı yerde sermaye huzuru sever. Sermaye güveni sever. Bir ülkede sermaye, bir ülkede hukuk, adalet, yasa yoksa sermaye orada yatırım yapmaz Meltem Hanım. Yapmayacağı için de bizim neticede dış sermayeye ihtiyacımız var. Dışarıdan bize sermaye girişi olmaz ise biz kendi sermayemizle yeterli üretimi yapma şansımız yok. Dışa bağımlı, ekonomide dışa bağımlı bir halimiz var ekonomimizin. Bir de ne yaptık? Finans sektörüne güven veremedik. Finans sektörü bu ülkede kendini güvende hissedemedi. Yarın bu ülkede herhangi bir problem yaşar isem hakkımı savunamam diye bir anlayış ve düşünce içerisine girdiği için Türkiye'deki bütün kaynaklar tükendi. Yani özelleştirme ile birlikte Cumhuriyet'ten bu yana kadar bütün devletin kazanımları özelleştirme adı altında özelleştirildi. Bugün deniz bitti, sermaye kalmadı. Dış kaynak bulmakta zorlanıyoruz. Ekonomide esnafımız, emekçimiz, emeklimiz, memurumuz can çekiştiriyor. Yani inanın birçok insan bu ülkede şu an eve ekmek götüremez duruma geldi mi? Meltem Hanım, bunu gizlemek mümkün değil. Bunu şeyde de görüyoruz Meltem Hanım. Bu pandemiyle de birleşince zirve yaptı. Yani buhran buhranın üzerine geldi. Bunu sosyal hayatımız içerisinde görüyoruz. Şöyle araştırmalara baktığımız zaman bunun gerçeğini bulmamız ve okumamız mümkün. Yani bugün ülkede araştırmalarda boşanma oranı anormal bir şekilde yükselmeye başladı. Yani dün yeni yapılan bir ankete göre Türkiye'de bu konuda sosyal yapıdaki çalışmaların seyri içerisinde ifade edildiğine göre boşanma oranı İstanbul, peşinden Antalya, üçüncüye Erzurum geldi. Ne tamamen? Erzurum milli hassasiyetleri, inanç değerleri yüksek olan bir bölgedir. Yani aslında normal şartlarda
en az boşanmanın burada olması lazım. Doğal düşündüğümüz zaman. Ama geldiğimiz noktaya baktığımız zaman geçim sıkıntısının en yoğun olduğu kırsalda boşanma oranları artmaya başladı. Evet. Bu ekonomideki sıkıntı. Artı ev içerisindeki şiddet oranları, geçimsizlik oranları. Kavga ve dövüşler artmaya başladı. Meltem Hanım, bir de bu ülkede psikolojik rahatsızlıklar arttı. Temelinde bütün araştırmacıların, bilim adamlarının, düşünürlerin ifade ettiği bir gerçek var. O da ekonomi iyi gitmiyor. Ekonomi iyi gitmeyince toplumda huzuru yakalamanız, huzuru bulmanız mümkün değil. Yani Meltem Hanım, aç insanın beynini doyuramazsınız. Aç insanın beynini niye doyuramazsınız? Çünkü öncelik insan karnını doyurması lazım. Fiziki olarak karnını doyurma mecburiyeti var. Bilgiden ziyade aç ekmeğe ihtiyacı var. Önce bir karnını doyuracaksınız, ondan sonra fikrini, fikriyatını doyuracaksınız. Bu ülke bu noktaya geldi. İşte biz bu noktada diyoruz ki, hakça bir paylaşın. Vatandaşın derdini anlayın. Çare üretin. Çare üretmek zorundasınız. Eğer üretemiyoruz diyorsanız, bırakın yerinize, biz üretmeye hazırız. Biz talibiz. Çünkü milletin kaynakları, bu milletin kaynakları yerinde israf edilmeden, birilerine rant sağlamadan, tasarruf edilerek değerlendirilebilir ise bu milletin kaynakları bu milleti mutlu etmeye yeterli. İddia ediyorum Meltem Hanım, bu ülkeyi bir 5 yıl israf etmeden, çalmadan, tasarruflu bir şekilde yöneterek, yatırımlarını millet bütçesi gerçeğinde düşünerek, öncelik sıralarına göre planlama yaparak 5 yıl aralıksız bu ülkeyi yönettiğiniz zaman, aklı selim, ahlaklı yönettiğiniz zaman 5 yıl sonra bu ülkede milli gelirimiz %50 artacaktır. Bundan emin olunuz. Bunu niye diyorum? Bakınız, siyasi rant, siyasi hırsızlıklar çok çoğaldı, tamam mı? Şöyle bir olay var. Bakınız, öyle bir şey ki, hani sıradan bir hırsız Meltem Hanım, size hedef alır veya beni hedef alır, arkadaşımızı hedef alır, ya cüzdanınızı çalar, efendim bisikletinizi çalar veya arabanızı çalar. Ama siyasi hırsız düşüncenizi çalar, varlığınızı çalar, geleceğinizi çalar, umutlarınızı çalar, eğitiminizi çalar, sağlığınızı çalar. Velhasıl milletimizin bütün gerçeğini çalar. İki tane hırsız var. Arada fark ne? Birisi hırsız, sıradan hırsız bizi seçer. Biz de ne yazık ki hırsızları seçiyoruz. Sıkıntı burada. Yani bu konuda dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. Yani onu yine nereye getiriyorum ben? Kardeşim, bir insan, yani bu ülkede, bir ülkede bir insanı görevden alıyoruz. Yargılama yok, sorgulama yok. Niye alıyoruz? O zaman ben soruyorum vatandaş olarak. Meltem Hanım, niye alıyoruz kardeşim? Yani biz A ilinin Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alıyoruz görevden veya istifa ettiriliyoruz, talimat veriyoruz. Öbür tarafta da ne var? Demokrasi var, hukuk var, halk iradesi var. Efendim, halk iradesi var. Yani halkın seçtiğini halk indirir. Demokrasinin temelinde bu var. Eğer halkın seçtiğini halk indirmiyor da siz emir vaki yapıp alıyorsanız, bunun alma sebebini hem seçmenine hem de milletimize izah etmek durumundasınız. Peki bu konuda hukuk önünde bir hesap veren gördünüz mü? Türkiye'de hiç şahit oldunuz mu? Ben olmadım. Yani Ankara'da AK Parti'nin en büyük temsilcilerinden ve devamlı kurucularından Sayın Bülent Arınç Ankara'yı parsel parsel sattılar dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı alındı. Herhangi hukuk önünde bir yargılama, bir sorgulama,
bir araştırma yapıldı mı? Yapılmadı. Zararı kim gördü? Ankara halkı gördü. Zararı kim gördü? Biz gördük. Maliyet kime geldi? Türk milletine geldi. Halka geldi. Şimdi Meltem Hanım, bunun bedeli, bu ülkede yaptığının bedelini ödemiyorsa, halen icra noktasında ise bir problem var demek burada. Bu problemi halletmemiz lazım. Bu problemi eğer ki yetkililer halletmiyorsa, biz millet olarak sandıkta halletmemiz lazım. Edeceğiz inşallah. Bu millet artık bu problemi sandıkta halledecek. Ben bundan eminim. Bundan inanın, sahada bunu görüyorum. Telefonlarda bilgi alıyorum. İlçe teşkilatlarımız, yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, üyelerimiz, yoğun üye akışı geliyor. Bunu da izlerseniz ikinci bölümde konuşalım. Biraz daha yerele ineceğiz. Hem orduyu konuşalım, hem İYİ Parti'nin oradaki gidişatını da konuşalım. Ama öncesinde kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklam arasının ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ramadanlar İnşaat'ın sunduğu Sormak Lazım devam edecek. Ankamar'da Kasım ayı indirim festivali devam ediyor. Hobi ıslak havlu 90'lı 5 lira 95 kuruş, Selpak havlu ikili 4 lira 95 kuruş, Asperox sarı güç sprey 1000 mililitre 9 lira 95 kuruş. Bu fırsatları sakın kaçırmayın. Ankamar, bu şehrin en indirimli marketi. Ordu'da hangi mahallede yaşamak istersiniz? Güzel Yalı'da mı? Karşıyaka'da mı? Cumhuriyet Mahallesi'nde mi? Nerede yaşarsanız yaşayın, kaliteden ve konfordan vazgeçmeyin. Günhan Yapı Güzel Yalı'da, yüzme havuzu, kapalı otoparkı ve sosyal alanlarıyla deniz, doğa ve Ordu'nun eşsiz buluşmasını yaşam isteyenler için Dream Garden. Karşıyaka'da şehrin tam ortasında, çevre yolunun hemen yanında, bölgenin en gözde projesi Prestij Karşıyaka Konutları. Prestij Karşıyaka Konutları Cumhuriyet Mahallesi'nde, denize 150 metre mesafede, üniversiteye ve havaalanına yakın 1+1, 2+1, 3+1 daireler, hem yazlık, hem kışlık, hem yatırımlık. Elit Beyaz Konak ikinci etap. Size özel ödeme koşullarıyla istediğiniz yerden ev sahibi olabilirsiniz. Günhan Yapı, düşlerle gerçeği birleştiren projeler. Allah bir de 1000 defa razı olsun. Allah işlerini nasip getirsin, yollarını açık etsin diyorum. İyi ki alanlardan almışız, çok memnunum. Herkesi de alanlara ev almaya, bizlere de komşu olmaya davet ediyoruz. Alanlar inşaat. Alan kazanır. Toprağa bir tohum dikersin. Ona sevgini gösterir, sularsın. İncinmesin diye korursun. Onun her gün büyüdüğünü, yeşerdiğini izlersin. Bir gün doktor olur, öğretmen olur, hakim olur, iş adamı, iş kadını olur. Türkiye olur. Bize dünyaları veren öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Samimiyet, sevgi, mutluluk. Belki de yeni bir başlangıç. Ama çokça heyecan. O sadece bir paket gibi görünse de içinde koca bir dünyayı saklıyor.
hayatınıza anlam katan her şey için koli, kutu ve ambalaj taleplerinizi karşılıyor, ürünlerinize değer katarak lojistiğinizi kolaylaştırıyoruz. Alanında uzman kadromuzla gelişen dünya teknolojisine ayak uyduran yüksek kapasiteli tesisimizde önemle, özenle, sorumlulukla çalışıyor, tüm Türkiye için üretmeye devam ediyoruz. Hızlı ve ekonomik şartlarda ambalaja ihtiyaç duyacağınız her ürün için hizmetinizdeyiz. Özşahin Ambalaj. Kendi kendimize sorduk. Nasıl bir evde yaşamak isterdik? Konforu nasıl tanımlardık? İşte tüm bu soruların sonunda köy içi evleri ortaya çıktı. Ordu'da 15.500 metrekare üzerinde inşa edilen köy içi evleri projesinde tüm daireler deniz ve bahçe manzaralı. Üstelik yeşilin 1001 tonu da köy içi evlerinde. 125 metrekareden 280 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle geniş ve ferah yaşam alanları sunuyoruz. Giyinme odası, kiler ve ütü odası, tüm odalarda ve balkonlarda TV sistemi, bitmedi, tüm balkonlarda ısınma sistemi ve çok daha fazlası bu projede. Fore kazık temel sistemi, çift asansör, asmolen döküm, kara sıva ile birlikte mantolama, %80 sonrası ürün beğenme, çok amaçlı meydan, tüm blokların altında sosyal tesis. Kısacası bu projenin tek eksiği sizsiniz. Adalı Gayrimenkul güvencesiyle köy içi evleri tüm zamanların en iyi. Örnek dairelerimizi görmeden ev almaya karar vermeyiniz. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. Altınordu Belediyesi'nden altın gibi bir proje. Altın Çarşı. Şimdi Karşıyaka'da Altınordu Belediyesi güvencesiyle şehre ve ekonomiye yeni bir katma değer. Mimarisi ve konumu ile sıra dışı. Ayrıcalıklarıyla beklenmedik bir proje. Altın Çarşı, Ordu'nun değerli ve en kolay ulaşılır bölgesi Karşıyaka'da yükseldi. Toplam 1590 metrekare alan üzerine inşa edilen bu projemizde toplam 5 blok, 38 adet iş yeri, 1 adet kafeterya, 1 adet güvenlik binası, 29 adet otopark, sosyal donatı alanları ve çok daha fazlası bu projede. Yeni valilik binasına 3 dakika, emniyet müdürlüğüne 5 dakika, üniversiteye 10 dakika, havalimanına 15 dakika mesafede. Siz de bu projede yerinizi almak istiyorsanız geç kalmayın. Detaylı bilgi için www.altınordu.bel.tr. 444-5213 ara Türkiye'nin her yerinden İsa Çay Sigorta. 444-5213 ara Türkiye'nin. Sosyal tesisleri konseptiyle Karadeniz bölgesinde ilk ve tek Fatsa Belediyesi'ne bağlı sosyal tesiste bay ve bayanlara ayrı hizmet veren hamam, sauna, buhar hamamı, fitness, masaj salonu ve yarı olimpik yüzme havuzu gibi hizmetleriyle sizleri bekliyor. Ayrıca çocuk ve yetişkinler için yüzme eğitimi, konferans ve toplantılarınız için çok amaçlı salonu, ücretsiz çocuk oyun salonu, yetişkin misafirlerimiz için oyun salonu, kafeteryası ve çok daha fazlasıyla Fatsa Belediyesi Sosyal Tesisi siz misafirlerini bekliyor. Bilgi için 0452 333 77 67. Attığınız ilk adımdan itibaren kullanılan kaliteli malzemeleri ve ince işçiliği göreceğiniz seyir parkta satışlar başladı. 0.79 faiz oranıyla 3+1 135 metrekare, 2+1 105 metrekare ve dubleks dairelerimiz için siz de acele edin. Doyumsuz seyirler için şehre hakim bir noktada bulunan seyir parkta buluşalım. Seyir park bir alan yapı projesidir. Kuzey Yıldızı, Bucak Mahallesi'nde.
Butik Life, Cumhuriyet Mahallesi'nde. Şehrin farklı lokasyonlarında yaşam ya da yatırım için istediğinizi seçin. Size özel vade farkı ve ödeme kolaylıkları ile kendi evinize taşınmak için şimdi arayın. 0543 441 3344. Ramadanlar temelinde güven var. Başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, emekli ve görevinin başında bulunan değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Doktor Mehmet Hilmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı. İnşaatın sunduğu Sormak Lazım devam ediyor. Reklamların ardından Sormak Lazım kaldığı yerden devam ediyor. Stüdyomuzda konuğumuz İYİ Parti İl Başkanı Sayın Ekrem Şentürk. İYİ Parti'yi, Türkiye siyasetini ve gündemi konuşuyorduk. İkinci bölümde biraz daha özele ineceğiz, yani yerele ineceğiz. İYİ Parti'nin oradaki çalışmalarını soracağız. Sayın Şentürk, reklamların ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim ki reklama gitmeden önce siz de diyordunuz ki halkımız artık İYİ Parti'yi tanıyor, teveccüh gösteriyor. Bu manada her gün katılımda artıyor dediniz, reklama gittik. Buradan devam edelim. Buyurun, orada çalışmalarınız nasıl gidiyor? Siyasi partileri hep seçimden seçime aslında sahada görüyoruz ama seçimlerden sonra da rutin çalışmalarına devam ediyor mu siyasi partiler? Halkı ziyaret ediyor mu? Esnafı ziyaret ediyor mu? Sorunları tespit edip çözümleri noktasında özellikle teşkilatlar bu noktada çok önemli. Nasıl çalışıyor? İYİ Parti şu an nasıl çalışıyor? Nasıl da çalışmayı hedefliyor? Teşekkür ederim Meltem Hanım. Şu an İYİ Parti orada gayet iyi gidiyor. Hı hı. İsmine layık olduğu üzere gayet iyi gidiyor. Bizim en önemli karakterimiz, duruşumuz, düşüncemiz birebir halka dokunmak. Hı hı. Meltem Hanım. Bütün 19 ilçe başkanımızla, yönetimimizle beraber dünkü ismiyle köy, bugünkü ismiyle mahalle olan yerleşim alanlarında birebir ziyaretlerimiz, birebir çalışmalarımız devam ediyor. Bizim biliyorsunuz, malum olduğu üzere şartlarımız sınırlı. Biz yeni kurulan bir parti olmamıza rağmen, ekonomik imkanlarımızın da sınırlı olmasına rağmen arkadaşlarımız fedakarlık yaparak bütün yönetimdeki ilçe teşkilatlarındaki arkadaşlarımızla beraber, hı hı, köylere, mahallelere gidip birebir mahalle sakinlerinin problemlerini, dertlerini, bakış açılarını rapor ediyorlar. Biz onları bir noktada topluyoruz. Onun üzerine biz kendimizi onlara tanıtıyoruz. Bizim halka bakış açımızı onlara ifade etmeye çalışıyoruz. Onların bizden beklentilerini alıyoruz, harmanlıyoruz, fikir üreterek halkın içinde olmanın yollarını arıyor ve devam ediyoruz. Bu anlamda hiçbir sıkıntı yok. Biz henüz Temmuz'un 29'unda il başkanlığı seçimimiz oldu. Bir iki ay fındık meselesi, yöreye mahsus üründen dolayı bir iki ay çok yoğun bir çalışmamız olmadı. Ama fındık bitimiyle birlikte sahaya yayılmaya başladık. Sahada arkadaşlarımızla yer yer toplantılar yapıyoruz. İlçe teşkilatlarımızla bir araya geliyoruz. O ilçenin
öncelikli problemlerini masaya yatırıyoruz. İlgili şahısları, o konuyla ilgili şahısları sahada ziyaret ediyoruz. Dertlerini, taleplerini ordu siyasi gündemine taşımaya çalışıyoruz. Yani biz halktan bir haber değiliz. Biz biraz önce ifade ettiğimiz gibi halk bize teveccüh gösteriyor. Dün daha farklıydı. Bugün ondan daha farklı. Aramızda bir sıcaklık, bir iletişim gelişti. Niçin gelişti? Sayın Genel Başkanımız Türkiye'yi sahada esnafı birebir iş yerinde ziyaret ediyor. Bizden de onu bekliyor. Biz de Sayın Genel Başkanımıza ayak uydurmak adına biz kendimize bu işi görev addediyoruz. O manada bütün arkadaşlarımız üzerine düşeni yapmaya çalışıyorlar. Hareket halindeyiz. Orada İyi Parti çalışan, üreten ve günlük İyi Parti'nin ziyaretleri sürekli olan bir partiyiz. İktidarda olmamamıza rağmen inanın İyi Parti'ye bugün ve her gün üye olmak anlamında, bizimle tanışmak anlamında, dertlerini anlatmak anlamında birçok insan sürekli geliyor. Partimiz sürekli açık zaten. Biz de bu vatandaşlarımızdan aldığımız heyecanla birlikte, güvenle birlikte kendimizi biraz daha zorlayarak motive oluyoruz. Sağ olsunlar. Bizi motive ediyorlar zaten. Bizi onura ediyorlar. Teveccüh gösterdikleri zaman biz de onura olmuş oluyoruz. Hakikati, gerçeği onlarla paylaşıyoruz. Ne yapacaklarımızı ifade ediyoruz. Partimizin tüzüğünü anlatıyoruz. Gelecekte ne olacaklarını, nasıl yöneteceğimizi, bu ülkeye nasıl refaha kavuşturacağımızı anlatıyoruz. Böylece hemfikir oluyoruz. Onların sevgi ve muhabbeti bize arttıkça biz daha da onların kapısına giderek herkese bu düşüncelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Dediniz İyi Parti lideri Sayın Meral Akşener esnafı geziyor, vatandaşı geziyor sahada. Bu manada yakın bir tarihte ordu ziyareti var mı hiç bildirildi, size bildirdi ya da sizin talepte bulunduğunuz? Meltem Hanım, bir 10 gün önce Sayın Genel Başkanımız Meral Hanımefendi ile bir 45 dakika sohbetimiz oldu. Orduya birkaç sefer davet etmiş idim. Orduya bütün illere gittiği gibi mutlaka orduya da gelecek. Yalnız orduya gelme tarihini veremiyorlar. Niçin? Pandemiden dolayı yer yer aksamalar oluyor. Ama mutlaka en kısa sürede orduyu gezecek. Programında var. Mutlaka ordu halkıyla Sayın Genel Başkanımızı buluşturacağız. İnşallah bir an önce olur. Şu pandemide biraz duraklar mı diyelim? İnşallah geçer, aşı geçer. Uygulanmaya başlanır. Bu buhranlı dönem inşallah geçer. Aşı bir an önce devreye girer de inşallah bu zor günleri geçiririz. Ziyaretler de çabuklaşmış olur inşallah. Evet. Sayın Şentürk, biraz daha yerele ineceğim. Fındık diyeceğim ki fındık her ne kadar bir tarım ürünü olsa da eğer bu bölgede siyaset yapıyorsanız mutlaka konuşmanız gereken bir tarım ürünü aslında. Mevcut durumda fındık piyasasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ki fındık çok önemli bir konu, çok önemli bir tarım ürünü diyoruz ki hep bir fındık politikasından bahsediyoruz. Bu sene evet biraz Toprak Mahsulleri Ofisi'nin, tarım kredi kooperatiflerinin ürün almasıyla ve pandemi sürecinin birçok sektöre olumsuz etkileri olsa da fındığa bir nevi olumlu etkisi oldu. Üretici bir an önce fındığını satmak zorunda kalmadı. Okulların açılmamasıyla gurbetçi vatandaşın bir an önce şehri terk edip ana ikametine gitmemesiyle piyasa biraz üreticinin pazara indirdiği kadar fiyatla şekillendi. Bu da fiyatların düşmesini bir nevi engelledi. Bu sezon çok böyle değişik bir süreç yaşanıyor fındıkta. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tablo kalıcı mı olacak? İyi Parti'nin de en azından iktidar olması halinde bir fındık politikası var mı? Elbette. Meltem Hanım, şimdi bu sene aslında üreticimiz taban fiyatı 25 TL civarında başladı. Yani bu taban fiyat anlamında. Evet. Minimum. Ya tavanını elbette ki üreticimizin bekleme hakkı vardır. Bu da doğaldır. Çünkü fındık ürünü maliyetli, insan gücüne dayanan toplama aşamasında emek üretmek gereken bir ürün.
yöremizin en önemli gelir kaynağı. Fındık üreticimizin beklentisi 20-25 TL oldu mu? Olmadı. Bu arada vatandaşımız, ifade ettiğiniz gibi, fındığını pazara indirmeyerek fındığın bir miktar değerine satılması zuhur etti. Bu süreci yer yer sabote eden anlayışlar oldu. Dış alımda biliyorsunuz dış sermaye yer yer müdahale ediyor. Bu müdahale neticesinde insanımızın alın teri heba oluyor. Bizim bilhassa İyi Parti olarak birincisi fındık üretici kooperatiflerinin gerçek manada işlerliğini kazandırmayı planlıyoruz. Üreticinin hakkını koruyabilmemiz için, emeğini koruyabilmemiz için mutlaka ve mutlaka fındık tarım kooperatiflerini devreye sokarak onların pazarda üreticinin malını alıp uluslararası piyasadaki fiyat dengesini sağlamakta bir fayda olacağı kanaatimiz var. Bunun için planlamalarımız var haliyle. Bunun yanında toprak mahsulleri hususi bu dönem yer yer fındık alır gibi oldu ise de yer yer burada bir miktar zafiyetler gösterdi. Şu geldiğimiz an itibariyle de üreticilerimiz bu konuda zorluk içerisinde haliyle. Bazen fındık taban fiyatının da altına düşer oldu. Temennimiz bu konuda hükümetin, iktidarın bu şartları gözeterek toprak mahsulleri ofisinin alım sürecini devam ettirmesi lazım. Şu an için ana çözüm bu. Evet. Devam ettirmeli ki fındığın fiyatı korunabilsin, rekabet edilebilsin. Üreticimiz de kendi ürettiği ürünü sağlıklı pazarlarda satabilme alternatifleri oluşabilsin. Bunu yapabilirsek, hükümet bu tedbiri alırsa zor şartlarda olan üreticimizi ne yapmış olur? Korumuş olur. Bu süreci hızlandırmakta fayda var diye düşünüyoruz. Evet, peki Sayın Şençök, oradaki siyasi tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Siyasilerin birbiri arasındaki diyalogları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve İyi Parti'nin bu manada hedefleri neler? Yani önümüzde yapılacak ilk seçimde İyi Parti Ankara'ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili gönderebilecek mi Ordu'da? Teşekkür ederim Meltem Hanım. Şimdi İyi Parti Ordu'da birincisi şu. Bilhassa Ekrem Şentürk olarak ve İyi Parti olarak hiçbir siyasi parti vatanın bölünmez bütünlüğü noktasında hemfikir olduğumuz hiçbir siyasi partiye düşman değiliz. Herkese eşit mesafedeyiz. Biz onlarla bizim aramızda sadece bir yarış farkı var. Biz halka güven vererek milletimizi daha sağlıklı, daha iyi yöneteceğimiz iddiasındayız. Söylem ve duruşumuz bu. Özellikle siyaseti kavga eder gibi yapmayacağız. Bugün malum olduğu üzere ülkemizde çirkin bir siyaset yapılıyor. Meltem Hanım. Hiçbir şartta söylemlerimizde hakaret söz konusu olmayacak. Bilhassa ben bu konuya çok özen göstermeye çalışıyorum. Ayrıca bireyi hedef alarak siyaset yapmayacağız. Yani herhangi bir siyasi partinin temsilcisinin özeline girerek siyaset yapmayacağız. Biz kurumsal siyaset yapacağız. Yani kurumsal olarak partinin halka reva gördüğü ve görmediği, çaba ve gayretleri ve icraatları noktasında fikir beyanında bulunacağız. Bu benim için olmazsa olmaz. Ayrıca siyaset çağımızda şöyle bir handikap var. Biz siyaseti meslek olarak algılamıyoruz. Meltem Hanım, siyaset meslek değildir.
Ne yazık ki siyaseti genelde mesleksiz ve mesnetsiz insanlar yaptığı için seviye kaybetti. Bundan dolayı siyaset kurumu kirlendi. Biz siyaseti bu kirlilikten kurtarabilmek için İyi Parti olarak, İyi Parti'nin il başkanı Ekrem Şentürk olarak çaba ve gayret sarf edeceğiz. Yani biz kavga etmeye gelmedik ki. Eğer ki biz kavga edeceksek silahlanıp dağa çıkmamız lazım. Biz hukuk, adalet, birey hakkı, insan özgürlüğü, toplum barış ve huzuru için uğraşıyoruz. Eğer ki siyasi partiyi temsil eden insanlar, herhangi bir siyasi partiyi temsil eden insan diğerine küfrederek, diğerine hakaret ederek siyaset yapıyorsa toplumda huzuru ve barışı tesis edemeyiz. Meltem Hanım. Bizim orada siyaseten diğer partilere orada bakış açımız bu. Asla ve asla birey üzerinden siyaset yapmadan kurumsal duruşuyla alakalı, söylemleriyle alakalı biz fikir beyanında bulunacağız. Ve de siyaseti meslek olarak görenlere de karşıyız haliyle. Yani biz yani siyasi kurumun çok yıprandığını biliyoruz. Diyeceksiniz ki Meltem Hanım niçin içindesiniz? O sorunun cevabı var. Belki insanlarımız buna inanmıyor ama bir gerçek var. Meltem Hanım, neticede bu toplumun problemlerini siyaset kurumuyla çözebilirsiniz. Ne kadar kirli de olsa, ne kadar çıkmaza düşmüş olsa da neticede bu ülkenin demokratik yollarla bu ülkenin geleceğini inşa edecek isek siyaset kurumundan faydalanarak bunu yapmamız lazım. Bunu yapamaz isek bu ülkede kargaşa hakim olur. Ben şöyle düşünüyorum. 82 vilayette tüm partilerin il başkanları, ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri hakkaniyetli olsa, vatan millet hassasiyetleri olsa, adalet hukuk hassasiyetleri olsa, insan sevgileri olsa, ranttan uzak dursalar Türkiye'de bu hale gelir miydik? Gelmemiz hiç mümkün değil. Sorgulamamız lazım. Yani her siyasi partinin kurumsal temsilcileri Hazreti Ömer adaleti anlayışında çaba sarf etmiş olsalar, öyle duruş sergileseler biz bugünleri yaşamamış olurduk. Meltem Hanım. Onun için bizim siyasetimiz doğrudan yana, halktan, halkın yararından yana, halkı kucaklayarak, ikna ederek, izah ederek, yanlarına giderek, bir de biz halkı onur etmek zorundayız. Halk bizim baş tacımız. Meltem Hanım, biz halkı öteleyerek, örseleyerek, hakir görerek bir yere gidemeyiz. Biz bu ülkenin her bir vatandaşını bu ülkenin kıymetli birer onurlu evladı olarak görüyoruz. Aramızdaki anlaşmazlıkları karşılıklı oturup birlikte çözüm üretmemiz mümkün. Neticede ifade ettiğim gibi biz kavga etmiyoruz. Millet gerçeğinde ülke problemlerine çözüm üretebilmek için buradayız. Çözüm üretebilmemiz için de onurlu olmamız lazım, ahlaklı olmamız lazım, seviyeli olmamız lazım, birleştirici olmamız lazım, sevgiden yana olmamız lazım, doğrudan yana olmamız lazım, adaletten yana olmamız lazım. Biz bunları beceremez isek, toplumun önüne düşen insanlar biz bunları beceremez isek, o topluma barış gelmez, huzur gelmez. Aynı zamanda ekonomik ve iktisadi ilerleme de kaydedemeyiz. Onun için hukuk diyoruz. Onun için geliştirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Yani burada ne var? Meltem Hanım, ortak akıl var. Çözüm ortaklığı var. Kolektif anlayış ve ruh var. Bir toplumda bu kolektif ruhu, çözüm ortaklığını, ortak aklı devre dışı bırakır isek bu ülkeyi yine bir yerlere taşıyamayız.
Yani adaleti temsil eden adaletin hakkını verecek, üretimi temsil eden üretimin hakkını verecek, bir kurumu temsil eden oradaki görevin devlet adına, millet adına görevini yapacak. Ne yazık ki geldiğimiz çağda insanlar devlet adına görev yapmaktan ziyade parti adına görev yapmayı yeğlediler. Bu da bu ülkeyi bölünmeye götürüyor. Bu da bu ülkeyi kavgaya götürüyor. Bu da bu ülkeye maliyet getiriyor. Halkın arasında kin duyguları, nefret duyguları ne yazık ki zirve yapıyor. Bütün idarecilerimizin bundan imtina etmesi lazım. Kurum amirlerimizin yerelde ve Türkiye'de, orduda ve Türkiye'de bundan imtina etmeleri lazım. Bazı kurum amirlerimiz, orduda da bir hastalık var, bunu ben görüyorum. Yer yer bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Biz daha yeni il başkanıyız Meltem Hanım. Birçok kurum amirleriyle görüşmeye gidiyoruz, geliyoruz falan filan. Birçoğu randevu veriyor. Randevularından İyi Parti geldi deyince kaçıyorlar veya yerinden bir türlü bahane üreterek kayboluyorlar. Benim onlara tavsiyem şu: eğer onurluysanız, eğer devleti, milleti seviyorsanız, bütün kurumlar devletin, milletin kurumlarıdır. Hiçbir kurum, hiçbir idare bir siyasi partinin idaresi olamaz, kurumu olamaz. Bütün kurum amirlerimize devlet adına konumlanmalarını, halk yararına icraat yapmalarını diliyorum ve temenni ediyorum. Yani mutlaka bir gün adalet gelir, kapıyı çalar, ki çalacaktır. Yapılan hatanın bedelini bizim iktidarımızda hukuken ödemeyen kalmayacak. Biz bu sözü, Sayın Genel Başkanımız 82 milyona söz verdi. Biz de il başkanı onun temsilcisi olarak ordu halkına ve milletimize buradan ilan ediyorum. Bizim dönemimizde, bizim iktidarımızda mutlaka herkes hesap verebilir olacak. Siz halkın vergisiyle ayaktasınız, maaşınızı alıyorsunuz ama bir siyasi anlayış içerisinde bir siyasete hizmet edebilmek için yarışıyor, halkı hiçe görüyorsunuz. Bu ahlaki de değil, insani de değil, hiçbir medeni insanın, kendinden emin olan, kendine özgüveni olan hiçbir insan bunu yapamaz. Siyasi tercihler vardır, elbette ki olacak. Hiçbir kimsenin biz siyasi tercihine asla söz etmişliğimiz söz konusu değil. Ama biz bu ülkenin, bu halkın parlamentoda temsil edilen bir siyasi partisiyiz. Grup olan bir siyasi partisiyiz. Bürokrasi de o arkadaşlarımı ikaz ediyor. Biz bilhassa İyi Partililer olarak orduda resmi kurumlarda resim çektirip paylaşmaktan bile imtina ediyoruz. Niye ediyoruz? Biz kendimize özgüvenimiz var. Biz oradaki arkadaşlarımıza birileri dedikodu yapar, maliyet getirir diye onların ağızlara sakız yapılmasını önlemek adına yapıyoruz. Ürktüğümüz, korktuğumuz tek Allah var. Güvendiğimizden milletimiz. Ona güveniyoruz. Mutlaka biz milletimizle beraber yol yürüyeceğiz. Adalet er ve geç su yüzüne çıkacaktır. Hakikat mutlaka bir gün dönüp dolaşıp hak edenden hesabı sorulacaktır. Ne yönünde sorulacak? Allah yönünde de sorulacak. Hukuk yönünde de sorulacak. Yani şimdi ben o arkadaşlarıma, İmam-ı Gazali diyor ki, Meltem Hanım, sultanın sofrasında oturan alimin fetvasına itibar edilmez. Hem imanlıyız diyeceğiz, hem Allah'a inanıyoruz diyeceğiz, hem onurluyuz diyeceğiz, hem görevimizi, hakkını veriyoruz diyeceğiz, ama kendimizi bir siyasi oda kilitleyeceğiz, milleti unutacağız, halkı unutacağız, hakkı unutacağız, adaleti unutacağız. O zaman sen kimi temsil ediyorsun?
Bu memlekette çok siyasi partiler geldi geçti. Ama devlet ebed müddettir. Bu kurumlar ebed müddettir. Meltem Hanım. Dün devlet adına yetki alanlar o kurumlarda nahoş ve yanlış işler yaptılar. Bugün sokakta gezemeymiş çok. O emeklilerden de o ders alsınlar. Gün gelir sokağa çıktıkları zaman ki bir gün o halk onun yüzüne döner tükürür. Biz hiçbir kimseyi, hiçbir kurum amirini asla ve asla devletin temsilcisi olduğunu unutmamasını istiyoruz. Devlet, devlet. Biz bu ülkenin insanları, bu ülkenin yetişmiş evlatları olarak devleti önceleme mecburiyetimiz var. İnsanlar ölümlü. Ölümü düşünsünler. Hakkı düşünsünler. Yani bugün ülkemizde öyle bir şey var ki Meltem Hanım, bir itibar modası var. İtibardan, devlet adına itibardan tasarruf edilmez. Allah Allah. Yahu itibar nedir? İtibar bürokrasinin, bürokraside vatan bürokrasiyi temsil eden insanların bindiği arabayla olmaz, bindiği uçakla olmaz, kullandığı, oturduğu döşekle olmaz. İtibar neyle olur biliyor musunuz Meltem Hanım? İtibar dün Akdeniz'de gemimize inen Alman askerlerine hesap sorabilmekle itibar olur. İtibar budur. Milletin itibarını korumak budur. Bunu yapamadığınız müddetçe bu millet gargara yapıyor. Gargara nedir? Millet hakikati bilir, gargara yapar, tükürür. Millet itibarını korumak nedir? Süleyman Şah türbesini kaçırmamaktır. Vatan toprağı bizim için kutsaldır. Vatanın bir toprağıydı, o toprağı savunmak zorundasın. Onda beceriksizsen o zaman yerli ve milliyim demenin bir anlamı yok. Yok. Meltem Hanım, o zaman yani nasıl yerli ve milliyim diyeceksin? Malazgirt'ten, Çanakkale'den, Sakarya'dan, Dumlupınar'a kadar bu milletin dedeleri bedel ödedi. En kıymetli aziz canını vererek bu toprakları bize bıraktı. O halde biz aldığımız sorumluluğun ve yükümlülüğün farkında olacağız. Herkes şunu bilsin. Öncelik milletindir, halkındır. Herkes halka hizmet etmek zorundadır. Kişiye, siyasi organizasyonlara, devletin makamında oturup onlara hizmet edeceğim yarışında olanlar bilsinler ki Rabbim onlardan hesabını soracaktır. Bu millet de soracaktır. Biz kimseyle kavgalı olsun istemiyoruz. Herkes oturduğu makamın hakkını, devlet makamı, milletin makamı olduğunu bilsin. Kimse babasının cebinden para harcayarak o makamları onlara tahsis etmedi. Kapıları da herkese açık olsun diyorsunuz. Kapılar herkese açık olacak. Biz bunun şeyindeyiz. Biz kimseyi öteleyip kimseyi itibarsızlaştırmak istemiyoruz. Ama biz halkla bunları paylaşarak biz bu çalışmalarımızı yapıyoruz orada. Biz halkla paylaşacağız. Bizim dayanağımız halk. Biz halka gideceğiz. Sizin şu makamdaki şu insanınız bugün bunu yaptı. Demokratik hakkımızı kullanacağız. Adalet hakkımızı kullanacağız. Ve vatandaşı bu konuda bilgilendireceğiz Meltem Hanım. Halk hakemlik yapacak bize. Halk bize hakemlik yapacak. Biz o mizan terazisine çıkmaya hazırız. Evet. O mizan terazisine çıkıp tartılacağız. Hemen o mizan terazisiyle ilgili sorumu da iddianız, bir hedefiniz var mı önümüzdeki ilk seçimde? Evet. Yani İYİ Parti oradan milletvekili gönderebilecek mi ya da kaç tane gönderecek? Şimdi Meltem Hanım, elbette ki oradan ilk seçimlerde biz birden fazla milletvekili göndereceğiz. Biz 6'ya talibiz.
Çünkü sahada millet bizi çağırıyor, bizi kucaklıyor, bizi özlediler. 18 yıllık iktidarın millete getirdiği maliyetin altında bu millet inimini minliyor. Türkiye'de çözüm olabilecek, alternatif olabilecek tek partiyiz. Meltem Hanım. Ayrıca biz Ordu'da 19 ilçenin belediye başkanlığına da talibiz. Aynı zamanda Büyükşehir'de de talibiz. Yani bizi kimse dudak bükerek falan bizi yani terbiye etmeye falan kalkmasın. Neticede bunun tayinini halk yapacak. Biz halka, halkın önüne o kadar halkta karşılığı olan, gönlünü, emeğini, mesaisini halka vermiş, halk içerisinde itibar kazanmış, kredi sahibi, halkın önünde kredi sahibi insanlarla biz halkın 19 ilçe, büyükşehir belediye başkanlığı ve de 6 tane milletvekiline talibiz. Hedefimiz büyük. Evet. Ama mutlaka alacağız. Milletvekillerimiz olacak. Ama 6'sına talibiz. Yani şimdi büyük bir iddiadır. Biz neticede bu tayini halk yapacağına göre büyük oynayacağız. Büyük oynuyoruz. Ve de halkın yani gerçekten şöyle de bir durum var. Zamanında bu ülke Ordu, ülke demeyelim de Ordu il olarak 7-0, 6-0'lar yaptı Meltem Hanım. Niçin bizim dönemimizde de olabilir? Millet bizi çağırıyor. Millet kucağını bize açtı. Biz millet sevdalısı olduğumuzu bizimle uğraşanlar defalarca bir sürü iftiralar bize attılar. En sonunda kendileri yerli ve milli demek zorunda kaldılar. Elbette ki biz millet aşığıyız, ülke aşığıyız. Milleti de seviyoruz. Tertemiz, yepyeni yüzlerle, yepyeni kadrolarla bu ülke yönetimine talibiz. Samimiyetle talibiz. Yani çalmadan, çırpmadan, israf etmeden, millet itibarını koruma anlamında konumlanarak biz bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Tabii yönetirken Ordu'nun yerelde ve genelde de yönetimine talibiz. Burada bir sıkıntı yok ve başaracağız. Ben başaracağımızdan eminim. Çünkü yolumuz doğru, duruşumuz doğru. Hakikatin peşinden koşuyoruz. Rabbim bize yardım edecek. Vatandaşımız da bize sahip çıkacak. İnşallah. Sayın Şentürk teşekkür ediyoruz. Siyasi hayatınızda başarılar diliyoruz. Bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Son birkaç dakikayla sizi de veda ettirmiş olalım. Unuttuğumuz eklemek istedikleriniz varsa bunlarla veda edelim. Buyurun. Teşekkür ederim Meltem Hanım. Öncelikle TV52 camiasına teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Emek veriyorsunuz. Başarılar diliyorum. Ordu halkına selam olsun. Bizi dinleyenlere selam olsun. Biz Ordu'yu seviyoruz. Yerelde Ordu'ya mutlaka bir farklılık getireceğiz. Bize inansın Ordu. Biz Ordu'ya bir farklılık getireceğiz. Yani tek düze siyasetten biz Ordu'yu konuşulur bir il yapacağız. Yani bir kişinin konuştuğuyla raptu zapt altında tutulan Ordu'da farklı fikirlerin, farklı düşüncelerin konuşulabileceğini, alternatifin doğabileceğini biz topluma mutlaka izah etmeye çalışıyoruz. Bize sahip çıksınlar. Partimizde çayımız, kahvemiz hazır. Gençlerimizi, hanımlarımızı, bilhassa hanımlarımızı, Sayın Genel Başkanımız hanımlara çok ayrı bir özen gösteriyor. Pozitif ayrımcılık yapıyor. Üye olmaya davet ediyorum. Ordu'nun bütün meselelerini akıl süzgecimizden geçilerek Ordu yararına, Ordu halkın menfaatine her ne olacaksa biz o noktada halkın yanındayız. Samimiyetle oradayız. Herhangi bir insana rant sağlamak, makam tesis etmek için burada değiliz. Siyaset, cemiyetçilik kamu hizmetidir. Kamuya hizmet etmektir. Biz bu düsturdan hareketle biz Ordu halkını seviyoruz. Hepsine saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Hayırlı akşamlar olsun inşallah. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Şentürk. Bizden sonra hemen TV52'de yine bir canlı yayın daha olacağı için hızlı kapatıyoruz bu akşamda. Haftaya salı yeni konu ve konuklarla yeniden buluşana dek sormak lazımdan şimdilik veda ediyoruz efendim. Hoşçakalın.
Ramadanlar inşaat. Sormak lazımı sunar.